İlk oyun çıktığı sene yüzünden ödülleri boğulmasa da From Software için büyük bir başarıydı. Demon's Souls'un satışlarını ikiye katlamıştı. Fırsatı kaybetmek istemeyen geliştiriciler ise iki oyun ve bir eklenti paketi planladılar. İlk iki oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki, Arturia abis Abyss üzerine çalışıyordu. Ve bitiminde PlayStation 4 için ürettikleri diğer oyunun başına geçti. Dark Souls 2 ise Tomohiro Shibuya tarafından geliştiriliyordu. Miyazaki de röportajlara göre çoğunlukla tavsiye vererek yardım etmişti. Oyun ilk kez 7 Aralık 2012'de Spike Game Awards'ta oyuncuların karşısına çıktı. Sadece sinematik olsa da tüm oyun dünyası heyecanlıydı. Ancak Dark Souls 2'nin geliştirme süreci o kadar sıkıntıdaydı ki başlangıçtan bir sene sonra yönetmen değiştirmek zorunda kaldı. Tomohiro Shibuya yerine Yui Tanimura gelmişti. 11 Nisan 2012'de IGN ile paylaştıkları ilk görünüme baktığımızda sorunun ne olduğunu rahatça anlayabiliyoruz. Dark Souls 2 ilk oyundan daha farklı, daha yeni olması için yeni bir motorda geliştiriliyordu. Yani 3 sene içerisinde hem yeni bir motor hem de bu motor içerisinde yeni bir oyun yapmaları gerekiyordu. Grafikler, motion capture animasyonlar, kıyafet fizikleri oyunu gerçekten daha iyi gösteriyordu. Ama çıkan oyundan belli ki bu özellikler tamamen kullanılabilir halde değildi. Tahminen grafikler ve yeni ışık sistemi performansı ağır etkiliyordu. Çünkü oyun 2014 Mart'ında Xbox 360 ve PlayStation 3'e çıktı. Bundan 5 ay önce ise PlayStation 4 ve Xbox One piyasaya sürülmüştü. Dark Souls 2'nin geliştiricileri hem fazla hırslıydı hem de bir önceki jenerasyon konsollara göre oyun yapıyorlardı. Bu yüzden de oyunun çıkışına doğru gelen fragmanlarda açıkça grafikler düşürülmüştü. Ama oyun çıktığında övgüye boğuldu. Neredeyse tüm oyun medyasında mükemmel puanlar aldı. Başarının ardından Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Lost Crowns eklenti paketleriyle içerik çıkarmaya devam etti. Aynı senenin Kasım ayında Scalar of the First'in duyuruldu. Dark Souls 2'nin her yönden güncellenmiş hem eski hem de yeni jenerasyonu geliştirilen bir versiyonuydu. Videoda benim inceleyeceğim versiyon da bu ve Dark Souls 2'den gerçekten farklı bir oyun. Ama bize en güncel ve en iyi olarak sunulan Skull of the First Sin. İlk oyun gibi yeni bir ara sahneyle başlıyoruz. Fakat bu sefer ilk oyundan çok uzakta bir mekanda daha küçük bir hikaye takip ediyoruz. Karşımızda tanrılar ya da tamamlamamız gereken bir kehanet yok. Lanetli karakterimiz nedenini bilmediği bir yolculuğa çıkıyor ve açılan girdi batıştıktan sonra oyuna başlıyoruz. Fark ettiyseniz karakterimizi yaratmadan başlıyoruz. Ve kimliksiz halde karşımıza çıkan evde bir ara sahne izliyoruz. Dark Souls 2'deki maceramız neredeyse tamamen kişisel. Undeadlerin çoğu laneti kırmak için buraya geliyorlar. Çünkü hollow olmak istemiyorlar. Karşımıza çıkan ilk etkileşim de bununla alakalı. Fire Keeper'lar kim olduğumuzu hatırlayıp hatırlamadığımızı kontrol ediyorlar. Böylece kendi karakterimizi yaratmış oluyoruz. İlk alan Things Betwixt, Undead Asylum'dan çok farklı tam bir eğitim alanı değil ama kendi başına yeterli bir alanda değil. Eğitimi birinci oyundaki gibi doğal sunmuyor. Sadece yazılar var. Ve bunun dışında şu an size sonacı başka bir şey yok. Oyunun beklediği ilerledikten sonra geri gelip bu alanı biraz daha araştırmanız. Ama ben tamamen unuttum. Ve sadece birkaç kez itemleri takas etmek için geldim. Zaten dönseniz de bir güçlenme materyali ve cinsiyet değiştiren bir tabut var. Biraz silik bir bölge. Fakat çıkışı gerçekten de etkileyici. Başta gördüğümüz ışığa doğru ilerledikten sonra dar geçidi aşıyoruz ve karşımıza Majula çıkıyor. Majula bizim merkez bölgemiz. Kendimizi ve eşyalarımızı burada güçlendirebiliyor. Tanıştığımız karakterleri buraya yollayabiliyoruz. Firelink Shrine gibi her şeyin tam ortasında yer alan bir dinlenme noktası gibi değil. Daha rahat, sizinmiş gibi hissettiren haritanın daha dışında sakin bir bölge. Majula'nın sunumu gerçekten güzel. Müziği ve güneşli gökyüzüyle diğer bölgelerden farklı hissettiriyor. Ama oyuna devam ettikçe biraz sıkılmaya başlıyorsunuz. Şimdilik NPC'lere bakalım. Bir tüccar, bir kedi tüccar Kapıda kalmış bir demirci, yıkık Andet Solden ve Emerald Herald var. Emerald Herald bu oyunda bizim yardımcımız gibi. Level atlamamızı sağlıyor ve nereye gideceğimi söylüyor. Laneti çözmemiz için ruhun özüne bakmış olan kral ile konuşmamız gerekiyor. Ama bu kadar zayıfken ona ulaşamayız. Bu yüzden daha çok ruh toplamamız gerekiyor. Ya 4 büyük ruh toplayabiliriz ya da gerçekten yavaş yavaş yüksek ruh seviyesine erişebiliriz. Tabii ki 4 büyük ruh kesmek daha kolay. Dark Souls 1'deki 2 çan yerine burada 4 farklı yoldan gidebiliyoruz. ...gibi görünse de aslında başka malzemelere ihtiyacımız var. Direkten atlayabiliriz ama düşme hasarını azaltan bir eşeğe ihtiyacımız var. Ya da şeyde dulsa gidebiliriz ama taşı geri dönüştüren eşyaya ihtiyacımız var. Yani aslında iki yol var. Forest of Fallen Giants ve of Starbrook Flame. İlki daha kolay. Ben de onunla başladım. Oyunu ilerlemeden belirteyim. Ben Dark Souls 2'yi önceden oynadım ve bitirdikten sonra bıraktım. Yolları ve haritaları hatırlasam da her şey diğer oyunlar gibi ezberimde değil. Yani kaybolduğum zamanlar oldu. Ve bu bence Dark Souls 2'de normal bir durum. Örnek olarak ilk girdiğimiz bölüm Forest of Fallen Giants. Bu bölüm Dark Souls 2'yi iyi özetliyor aslında. Geniş, keşfetmek istediğiniz bir bölüm. Savaşabileceğiniz değişik düşmanlar, farklı alanlar, karşılaşabileceğiniz NPC'ler var. Ama çok fazla düşman var. Ben oynarken belli olmayabilir. Çünkü bildiğim için ayrı ayrı çekmeye çalışıyorum. Yoksa bu alanda ondan fazla düşman size saldırıyor. Ve bu neredeyse her alanda geçerli. Ama hepsi düşük level olduğu için kontrol etmek o kadar zor değil. Alanı diğer sorunu ise yönünüzü gerçekten bilmemeniz. İlk oyunda kilisedeki çanı çalmaya çalışıyorduk. Ve kilise şehrin üst kısımlarındaydı. Yani yönümüz basitçe yukarısı. Ama Dark Souls 2'de kısa bilgiler edindiğimiz dört ruhu alt etmemiz söyleniyor. Bu yüzden bölümü gezerek yönümüzü bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu sadece Forest of Fallen Giants gibi geniş bölümlerde geçerli. Maalesef her bölüm böyle değil. Bir kısmının adı aslında Cardinal Tower yani ana kule. Ama sadece bu kulenin etrafındaki duvarları geziyoruz. Gerçekten kule olsa çok daha mantıklı olurdu. Kulenin tepesi ve dibine gitmeniz gerektiğini anlardınız. Asansörle indiğimizde de ilk boss ile karşılaşıyoruz. Last Giant bir dev ve kollarını savurarak saldırıyor. Bu savaşta önemli olan kitlenmemeniz. Çünkü sürekli bacaklarına bakarak saldırıları göremiyorsunuz. Düşen anahtar ile ise en yukarı çıkıp diğer boss'u kesebiliyoruz. Ben önceden öldürmeseydim. Pursuer bölümün ikinci boss'u. Ancak bir alanda sizi pusuya düşürebiliyor. Ve eğer burada öldürürseniz yukarıda tekrar karşınıza çıkmıyor. Güzel bir detay ama biraz düşünce saçma geliyor. Çünkü 5 dakika sonra aynı karakterle yine karşılaşıyoruz. Peki bu boss'tan sonra nereye gitmemiz gerekiyor? Tabii ki de buradaki kuş yuvasına oturacağız ve kuş bizi alıp diğer bölüme götürecek. İlk oyunun videosunda bunu çok övmüştüm ama orada gizli bölüme gidiyoruz. Bu oyunda ise ana rotanın ilk bölümü ve çok rastgele duruyor. Yakındaki bir kuleye gidip tepesinden kuş yuvasına oturuyoruz ve bizi uzaktaki bir hapishaneye götürüyor. Lost Bastille geniş gibi bir bölüm. Enlemesine büyük olsa da alanlar genelde dar ve çok benzer. Bu yüzden kaybolmak kolay. Başında Lucati ile karşılaşıyoruz. Dark Souls 2'de NPC görevlerini bitirmek daha kolay. Sadece konuşmanız, boss savaşlarında çağırmanız ve savaşta hayatta kalması gerekiyor. Ve tek bitirdiğimi düşündüğüm Lucati olabilir. Aralarında ilgimi çeken tek karakter de bu aslında. Devam ettiğimizde ise bir düşman ve önünde bir varil var. Burada düşman size vururken varili patlatıp hasar yiyebiliyor ama asıl amacı bu değil. Bu varilin aşağı yuvarlanıp duvara çarpıp patlaması ve yolu açması lazım. Açılan bölgede bir bonfire ve eşyalara element eklemenizi sağlayan bir demirci var. Bu kadar önemli bir karakter neden bu kadar garip şekilde saklı hiç anlayamadım. Çünkü varil bazen patlamıyor. Ben tam tutturmaya çalıştım yine patlamadı. İlk kez oynayan bir oyuncu hiç fark etmeden devam edebilir. Doğal olarak ilerlediğimizde ise bölümün bossu Ruin Sentinels'a varıyoruz. 3 tane zırhlı şövalye. Bu boss baya kötü. İndiğimiz platformda biriyle savaşmaya başlıyoruz ve düşersek ikisi savaşa katılıyor. Ama yukarıda inersek aşağı atlıyoruz, hasar yiyoruz ve ikisi yine savaşa katılıyor. Karakterlerin de saldırıları geniş bir alana vuruyor. Birini ayırıp hasar vermek çok zor. Bu yüzden ben de 3 kişi girdim. Çağırdığımız karakterler de garip şekilde çok az hasar alıyorlar hem de çok az vuruyorlar. Sanırım oyundaki yapay zeka çok iyi olmadığı için bu yönteme başvurmuşlar. Destek olarak amaçları genelde düşmanı sizin üzerinizden almak. Bostan sonra bir pursuer daha kesiyoruz ve Belfry Luna'ya ulaşıyoruz. Bu fazla hasar veren cüceler tarafından korunan küçük bir kule. Aslında neden ismi var anlayamadım çünkü iki boss arasında bir koridor gibi. Gargoyullar ilk oyundakine çok benziyor. Hem birden fazla bossla nasıl karşılaştığınızı ölçüyor hem de hasarınız yeterli mi onu öğreniyorsunuz. Fakat burada ikiden fazla gargoyul var. Eğer yeteri kadar hızlı öldüremezseniz aniden sayıları yükselebiliyor ve boğuluyorsunuz. Konsept olarak güzel ama bu oyun zaten düşman dolu. Bir önceki boss bile 3 kişiydi ve yeni hızlı öldürmeniz gerekiyordu. Aralarında da çok kısa bir zaman var. Yenince de bölümün diğer yarısını açıyoruz ve artık tamamen keşfedebiliyoruz. Şu an erişemediğimiz bir NPC ve birkaç item var. Sinir Zars Kulesi'nden aşağı indiğimizde ise hapishanenin altındaki bir bölüme oluşuyoruz. Bu oyunda sevmediğim başka bir şey düşmanların yerleri çok rastgele. Neden oyunun bosslarından birine giderken bu adamla dövüşüyorum? Ve öldürseniz de tekrardan doğuyor. High Knight'lar kayıp şövalyeler ve mantıklılar. Ama suyun içinde Flex Iron Sentry sadece zorluk olsun diye koyulmuş gibi. O olmasa cidden kısa bir bölüm. İlk büyük ruhumuz Lost Sinner. Sinner'ın tek farklı yanı ilk başta ışıkları söndürerek karanlıkta dövüşmeni sağlamak. Meşale kullanarak dışarıdan içeriye aydınlatabiliyorsunuz. Ama zaten savaşı etkileyecek kadar karanlıkta olmuyor. Bunun dışında Lost Sinner normal bir düşmandan farksız. Kılıcıyla vurabiliyor ve bazen zıplıyor. Mesela bu karakterin en azından ateş güçleri olması gerekmez miydi? Bahsetmedim ama dört büyük ruh önceki oyundaki dört büyük ruhlar ile aynı. Lost Sinner'da Izalit cadısı yani kaos ateşini yaratan kişi. Ama bununla alakalı hiçbir şey yok. Yendikten sonra dünyanın en sıkıcı odasına girip bonfire oturuyoruz ve bizi maç gönderiyor. İlk rotamız bizi ilk büyük ruh Lost Sinner'a götürdü. Ben de ikinci yola doğru devam ettim. Dark Souls 2'nin garip yanlarından biri sanırım ilk burada karşımıza çıkıyor. Dağdan bir tünel girip aşağı iniyoruz. Ve lağım benzeri bölgeden ilerledikten sonra dışarı çıkıyoruz ve batık bir harabeye denk geliyoruz. Aslında iki bölge birbirine görünüyor. Ama aradaki mesafe tam doğru değil. Bu ileride daha komik şekilde karşımıza çıkacak. Heights Tower of Flame tek başına güzel bir bölüm. Ama ilerleyişteki yeri çok garip. Dediğim gibi burası Majula'dan gidebileceğiniz ikinci yol. Yani bazı insanlar ilk bölüm diye burayı oynadı. Ve hiç sizi oyunla tanıştıracak bir bölüm değil. Düşüp ölebileceğiniz dar yollar ve büyük yavaş düşmanlar var. Fakat oyunun çoğunluğunda bir ordu düşmana karşı savaşıyoruz. İki düşmandan biri de Hyde Şövalyeleri ve saldırı animasyonları sarhoş gibi. Ama bölüm iyi çünkü kısa, canınızı sıkmıyor ve tadında bırakıyor. Geçiş bölümü gibi. Fakat dediğim gibi ilk bölümlerden biri olması çok saçma. Oyunu daha iyi tanıtan, daha erişilebilir bir bölüm olabilirdi. Forest of Fallen Giants gibi. Sonundaki boss da aslında Last Giant'tan daha iyi bir ilk boss. Çünkü saldırıları daha rahat okunabiliyor ve size daha yakın bir karakter. Tabii bir de arenayı büyüten kollar var ama bu bana biraz gereksiz geliyor. Bölüm oynarken açıyorsunuz ve arenaya girdiğinizde direkt büyümüş halini görüyorsunuz. Bu kolların ne işe yaradığını anlamama imkanınız bile var. Dragon Rider'dan sonra ise Miracle büyüleri satan bir rahibe ile karşılaşıyoruz ve tekrar aşağı iniyoruz. Tünellerle ilerledikten sonra bir asansöre binip daha aşağı iniyoruz. Ve yer altında bir limana denk geliyoruz. Suyun altındaki mağarada bir liman. Sanırım No Man's Wharf benim favori bölümüm. Dark Souls 2'de meşalelerin kendi mekaniği var. Meşaleleri direkt elinize alamıyorsunuz. Bir yerde yakmanız gerekiyor. Yerde bulursanız ise toplam meşale süreniz artıyor. Bu mekanik iyi mi? Hayır. Bu süre asla bitmiyor ve meşaleye neredeyse asla ihtiyacınız olmuyor. Bundan grafik bölümünde daha çok bahsedeceğim. Ama sanırım No Man's Wharf bu mekanik düşünerek yapılmış ilk bölüm. Elinizdeki meşale ile tüm bölümü yavaş yavaş aydınlatabiliyorsunuz. Yukarıdaki canavarlar ateşten korkup sizden uzaklaşıyor. Ama bir elinizde sürekli meşale tutmak zorundasınız. Çünkü değiştirirseniz sönüyor. Eğer iki eli bir silah kullanıyorsanız buradaki düşmanı yanınızda gezdirebilirsiniz. Size saldırmıyor ve etrafı aydınlatıyor. Hem de ona vurmadan savaşmaya çalışmak da eğlenceli. Bölümde yine çok sayıda düşman olsa da tasarımı çok sıkı olduğu için belli yerlere saklanıp tek tek avlayabiliyorsunuz. Ya da uzaklaşıp yalnız bırakabiliyorsunuz. Adaletsiz yerleri var tabii ki de. Ama meşale sistemi her köşesi kullanılmış küçük haritasıyla No Man's Wharf gerçekten iyi bir bölüm. Hem de güzel görünüyor. Meşale için tasarlarken oyunun ışık sistemi de iyi kullanılmış. Sondaki bossa ise açıktaki gemiyi çağırarak ulaşıyoruz. Fark etmişsinizdir bu Sinir Zize'deki düşman. Boss savaşı da çok kötü değil ama çok sade. Tepeden vuran ışık çok güzel görünüyor. Ama neden geminin ortasında bomboş bir boss savaş odası var? Devamındaki odada aleti kullanıyoruz ve yine Lost Bass ile varıyoruz. Yani iki rotada aslında aynı yere gidiyor. Diğer iki yola devam edebiliriz. Ama gerekli eşyaları bulduysak. Bu sorun ilk çandan sonra da vardı. Depse giden kapıyı ve anahtarını kendi kendimize bulmamız gerekiyordu. Dark Souls 2'de ise bu rahibeyle yeteri kadar konuşmanız gerekiyor ki hareket etsin. Majula'daki bu tünelden tekrar gidiyoruz ve bu odada karşımıza çıkıyor. Belli bir ruh karşılığında ise yeni yolu açıyor. Böyle söyleyince bulması gerçekten zor gibi. Ama belki de istedikleri oyuncuların diğer bölümlere gitmesiydi. Sanırım bu bölüm hakkında söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. O kadar sıradan ve sıkıcı ki tek söyleyebileceğim şey evet bu bir Dark Souls 2 bölümü. Çok fazla düşman var ve bölüm alakasız duruyor. Bu yüzden hiç umurumda değil. Bölümün bossu ise üç büyük iskelet ve öldürünce doğan diğer iskeletler. Devamındaki bölüm ise gerçekten ilgi çekici ve farklı ama yine alakasız. Majula, Huntsman Cops ve Earthen Peak nasıl birbirine bu kadar yakın ve farklı mantığa sığdırmak imkansız. Buna verilen bir cevap da var ama bu argümanı videonun burasına sıfıramam. Earthen Peak Dark Souls 2'nin zehirli bataklığı ama bataklık değil. Yani zehir sizi yavaşlatmıyor sadece göremiyorsunuz. Ama bölüm bayağı çizgisel yani kaybolma imkanınız çok yok. Eğer zehirleniyorsanız kendi isteğinizde oluyor. Çünkü hedefimiz belli. İlerideki dev değirmen ve dümdüz oraya ulaşabiliyorsunuz. Zehirli bölgelerde ise fazladan eşyalar var eğer isterseniz. Ama bu iyi mi kötü mü tam karar veremiyorum. Çünkü macera isteni kaybediyorsunuz kendi yolunuzu bulmak yerine dümdüz ilerleyip bölümü geçiyorsunuz ve bir anlam kalmıyor. Yani kötü bir özellik. Fakat bu ekstra eşyaların olduğu bölümlerde işkence gibi. Zehrin içinden ilerlerken hem mesafeli hem yakından vuran canı yüksek canavarlar var. Bazı yerlerde zehir komple ekranı kaplıyor. Mesela bu odaya giriyorsunuz, 4 tane büyük düşman sizi pusuya düşürüyor ve geri dönemiyorsunuz. Eşyalar ise düşmanlar sizi köşeye sıkıştırsın diye dar yerlere koyulmuş. Çıkış yolunu buluyorsunuz ve diğer kısımlarda bulunan deliklerden biriyle karşılaşıyorsunuz. Ama atladığınızda direkt ölüm. Gerçekten bazı bölümler mücadele yerine sadece zor olsun diye tasarlanmış gibi. Girdiğimiz değirmen Earth'in Peak'ten farklı değil. Direkt bitirmeye çalışırsanız bölüm aslında çok çizgisel. Ama ben oyunları incelerken genelde her şeyi yapmaya, her yeri görmeye çalışıyorum. Normal bir oyuncu da böyle oynayabilir tüm bölümü keşfederek güç kazanır ve öyle devam eder. Ya da umurunda değildir ve çoğu eşyanın kendisi için gereksiz olduğunu düşünür. Mantıksız da değil. Mesela burayı atlayıp tuzakları geçip düşmanları öldürüyorsunuz ve size artı 3 arbalet veriyor. Ve ben bunu hiç kullanmadım. Değirmene çıkmadan bir boss ile karşılaşıyoruz. Dark Souls 2 deyince nedense benim aklıma Covetous Demon geliyor. Bunun herhangi bir nedeni yok sadece aklıma kazınmış sürekli bu boss savaşını hatırlıyorum. Şişman, yuvarlanan bir şeytan. Bunu oyuna bir yorum olarak algılamayın. Gerçekten öyle kafamda bir görüntü. Öğretim pek de aslında ilginç duruyor. Ama diğer bölümden çok da farklı değil. Ve isterseniz çabuk bitirebiliyorsunuz. İsterseniz gezip eşyalar toplayabiliyorsunuz. Ama sanki burada fırsat kaçılmış gibi. Zehirli sıvılarla dolu bir kule ve mekanizmalar var. Bunları kullanarak belli odaları ortaya çıkarsak, düşmanları tuzağa düşürsek ya da belli bölümleri daha tehlikeli ama daha ödüllendirici hale getirsek çok eğlenceli ve akılda kalıcı olabilirdi. Fakat oyunun bunu kullandığı yer çok saçma. Bölümün bossu Mitha zehirli bir alanda bekliyor. Bu zehir onu iyileştirirken sizi zehirliyor. Ve bunu değiştirmenin yolu meşalenizi alıp bu metal pervaneleri yakmak. Böylece boss odasındaki zehir çoğunlukla kayboluyor. Belki de dramatik olduğunu düşündüler. Gerçekten ne yapmak istediklerini anlayamıyorum. Zehir havuzu olmadan boss aslında eğlenceli. Pervaneleri yakmak tamamını temizlemiyor. Kenarlar hala zehir dolu. Eğer boss çok kenara giderse canı dolmaya başlıyor. Bu yüzden aranızdaki mesafeyi iyi kullanmanız gerekiyor. Kafasını kullanıp büyü atabiliyor ya da kafasını direkt atabiliyor. Ama bu kadar iyi tasarlansa da oyun içinde çok iyi çalışmıyor. Çünkü ben aşırı fazla buluyorum ve savaş çok hızlı bitiyor. Boss'u yendikten sonra ben devamını getirmedim ve başka bir yöne gitmeye karar verdim. Söylemedim sanırım ama bu oyunda en baştan beri ışınlanabiliyoruz. Lord Vessel'a ihtiyacımız yok. Yani bölümleri istediğim şekilde geçebilirim. Shaded Wood, Majula'dan gidebileceğiniz 3. yol. Ancak bir yere kadar ilerlediğinizde kolu çeken bir heykel ile karşılaşıyorsunuz. Aslında bu heykellerden biriyle Lost Bells ile karşılaşmıştık. Ama oyuncuların ilk gördüğü yer burası olduğu için geçememe ihtimalleri var. Fakat Lost Bastille'da gereken itemi verip hemen sonrasını heykeli koyduğu için anlamak zor değil. Gereken eşya Fragrant Branch of Yor. Bu heykeli gelmeden önce bayağı bulabiliyorsunuz. Oyunu incelerken kendi oynama şeklim dışında da düşünmeye çalışıyorum. Ve tecrübeli olmayan bir oyuncu burada tamamen takılabilir elindeki tüm branşları bitirebilir ya da hiç item toplamadan ilerliyor olabilir. Dark tabii ki de oyuncuların elinden çok az tutuyor ama sanki bu mekanik ana rotada olmayabilirdi. Oyunda ilerleyebilmek için diğer seviyelere dönüp bir eşyayı aramak kulağa garip geliyor. Sanki daha çok kısa yol ve ekstra itemler için kullanılması gereken bir sistem gibi. Burada dönüştürdüğümüz karakter de Rosabeth. Bu oyundaki Pyromance öğretmeni. Kıyafet veriyorsunuz ve giyinip Majula'ya geçiyor. Ben bu oyunda Miracle kullandığım için etkileşimim bu kadardı. Bu oda hakkında başka bir şey ise sadece oyuncuyu pusuya düşürmek için yapılmış olması. Yandaki odalarda bu zehirli hamile yaratıklar var. Ben hatırladığım için öldürdüm. Sonra girdiğim kapı kapandı ve 4 tanesi odaya atladı. Bunlarla savaşırken açılan kapıdan bir basilisk girdi. Bu arada da Rosabeth kenarda bekliyor. Herhalde oyuncu daha da zorlansın diye yanlışlıkla öldürmemeniz gereken bir NPC koymuşlar. Yani 6 hamile arkadaş biri bu heykeli kurtarsın kapıyı açsın diye pusuda bekliyorlar. Tamam bu bir oyun ama biraz inanılır olsun lütfen. İlerleyip birkaç hamile öldürdükten sonra da bonfire oturuyoruz. Aslında burası baya önemli bir nokta. Gidebileceğiniz 3 yol var ve ikisini sadece oyunda ilerledikten sonra gidebiliyorsunuz. Ve bunlar ana rotalar. Buna rağmen görünüşü bir önceki binadan çok farklı değil. İlk gitmemiz gereken yer bu sisli hayaletlerin yaşadığı orman. Ses çıkaran ağaçlar ve vengarlı kafası var. Bu kadar. Gerçekten bölüm çok küçük ve bu sis mekaniğini tamamen kullanacak bir zaman geçiremiyorsunuz. Muhtemelen çok sinir bozucu olduğunu düşündüler ama hayaletler kullanılabilirmiş. Diğer düşmanlar gibi hayaletlere kitlenemiyorsunuz. Bu yüzden tüm saldırıları kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Bu kağıt üstünde çok iyi bir özellik. Oyuncuya kitlenmeden oynamayı öğretiyor. Büyük düşman geldiğinde yapması gereken de bu. Kamerayı kendi kontrol etmesi gerek. Dark Souls 2'nin mekanikleri ise bu hayaletlerin çok fazla kullanılmasına izin vermiyor. Çünkü hareket sisteminde sorunlar var. Ardından gelen Shaded Ruins'in yapısı iyi. Küçük bir alanda keşfedebileceğiniz farklı yerler var. Ve bu lanetli kavanozlar ilerlemenizi bayağı yavaşlatıyor. Yani bölüm mecburen uzun sürüyor. Ama görünüşü çok kötü. Yapabileceğiniz şeyler de ilginç ama sonuçları çok etkili değil. Burada Tark var. Bölümdeki boss'un partneri. Eğer bu yüzü alırsanız konuşabiliyorsunuz ve size yardım ediyor. Vengar'ın vücudu da burada. Eğer öldürürseniz birkaç savaşta tüm vücuduyla size yardım ediyor. Ama bu boss'ta de değil. Zaten Scorpion'ın snakşa o kadar zor değil. Fark etmişsinizdir. Bosslar hakkında çok konuşmuyorum. Çünkü oyun süresi içerisinde çok zaman almıyorlar. Bir kere giriyorum ve hızlıca öldürüp çıkıyorum. Şu an çok kolaylar. Zor olan tek şey bölümlerin içerisindeki düşman sayısı. Her bölüm içerisinde yüze benzeyen mekanizmalar var. Ve bunları Ferris Luxton isimli taşlarla çalıştırabiliyoruz. Ve ne yapacakları genelde belli olmuyor. Sıvı dökebiliyorlar, kapı açabiliyorlar, ışıkları söndürebiliyorlar, komple yeni bir bölüm bile açabiliyorlar. Doors of Feroz'da tamamen bu kapılarla dolu bir bölüm. Aslında atlayabileceğiniz bir bölüm. Baştaki merdivenlerden çıkarsanız direkt diğer bölüme geçiyorsunuz. Ama içeride birkaç item ve bir boss var. Bana garip gelen şey, burada ondan fazla mekanizma var ve açmak için kullandığımız lockstone'lar sınırlı. Bazıları da direkt tuzak açıyor. Yani emin olmadığınız bir yerde kullanmak istemiyorsunuz. Doğru konuşmak gerekirse o kadar iyi eşyalar da yok. Birkaç materyal ve bir özel mızrak var. Boss'u ise bir önceki oyundaki Sif'e benziyor ama fare ve yanındaki birkaç fare var. Tek özelliği sinir bozucu olması. Kendi vuruşları kanatıyor, yanındaki fareler zehirliyor ve bazen ağzından eşyalarınızı kıran kusmuk çıkıyor. Bunların dışında büyük bir düşmanla farkı yok. Sanırım Brightstone Cove ilk tasarlanan bölümlerden biri. Çünkü açıkça daha özenilmiş duruyor. Hem daha detaylı hem de bu detaylar birbiriyle tutarlı. Girişinde bir askeri kampla, devamında ise madenleriyle birleşik bir tapınak ile karşılaşıyoruz. Ve bu kısımlar çok geniş değiller. Gidip item toplamakla uğraşacağınız yan odalar çok az. Yani bölüm diğerlerine göre daha çizgisel. Normalde Dark Souls için kötü bir bölüm olurdu. Ama bu oyun için iyi olmuş. Çünkü daha geniş bölümleri tasarlaması daha zor ve Dark Souls 2 şu ana kadar başarısız oldu. Çizgisel olunca odaların bağlantıları önemli olmadığı için normal tasarıma daha çok dikkat edilmiş. Mesela bu bölümde fazla sayıda düşman var. Ama bunun çözümü de oyuna özel olan mekanikte saklı. Eğer meşeliyle gezerseniz ateşten korkan örümcekler size saldırmıyor. Fakat bir eliniz sürekli meşalede olmak zorunda. Eğer başka bir düşman için değiştirirseniz sönüyor ve tekrar yakmak zorunda kalıyorsunuz. Neden bilmiyorum. Böyle meşaleyle gezip etrafı aydınlatmak da benim hoşuma gidiyor. Bir bölüm karanlıksa hemen meşaleyi yakıp tüm ateşleri yakmaya çalışıyorum. Oyundaki tek düzgün karakter görevi de burada bitiyor. Ama ben konuşmayı unuttum. Yine birkaç item ve gizli bölüm var. Ama gerçekten düşman koymayı bırakmamışlar. Bonfire odası bile düşman dolu. Hatta NPC'nin odasına bile girebiliyor. Bosu ise ilginç. Ama herhalde Lost Sinner'dan daha alakasız. Bu örümcek pulsuz Seed'in ruhuna sahip. Işın atabiliyor. Belki de ondan kalmıştır. İki kafası var ve onlar haricinde çok az hasar Yani hasar vermek için sürekli yüzüne yaklaşmanız gerekiyor. Hasar verdiği yere. Ben sürekli Summon'la oynadığım için kolay bir boss. Sonunda ise yine Primal Bonfire kullanarak geri dönüyoruz. İki büyük boss'u kestik ve hatırlarsanız Earthen Peak'ten sonra devam etmemiştik. Seriyi takip edenler neyden bahsedeceğimi anladı bile. Yılan bosunu yendikten hemen sonra bir asansöre biniyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Çıktığımız yer ise Iron Keep. Lav dolu bir kale. Eğer Earthen Peak'in arkasına bakarsak ne böyle bir kale ne de asansörün çıkacağı yer yok. Aynısı Heights Tower of Flame'den sonra da vardı. Dark Souls 2'nin dünya ve bölüm tasarımı gerçekten berbat. Bölümler birbiriyle çok alakasız. Her biri diğerinden farklı bir oyun için yapılmış sonra arka arkaya dizilmiş gibi. Majula'dan indiğimiz tünel ya bizi High Star of Flame e ya da Huntsman's Kops'a götürüyor. Yani bu bölümler aslında birbirine çok yakın. Ama biri denizde ve güneşli, diğeri ormanda ve baya karanlık. Huntsman's Copse'un ardından da Harvest Valley geliyor. Ve buradan da Iron Keep'e tırmanıyoruz. Bu sorun için bir sürü bahane sunuldu. Tabii ki en kolayı bu oyun. Mantıklı olmayacak. Ama Dark Souls'un en iyi yanlarından biri bu. O kadar gerçekçi olmalı ki oynadığınız oyun sizin maceranız gibi hissettirsin ve zorluk aşma hissini tamamen verebilsin. Dark Souls 1'de bu çok iyi işlenmiş. Diğer bölümleri görebiliyor, oraya gidebiliyoruz. Ve birbirlerine mantıklı bir şekilde bağlanıyorlar. Böylece her keşfettiğimiz yeri hatırlayabiliyor, rotanızı kendiniz çıkarabiliyorsunuz. Ama Dark Souls 2'de bu tamamen silinmiş. Bölüme başladığınızda bu yüzden de nereye gitmeniz gerektiğini anlayamıyorsunuz. Bölümlerin kendi tasarımları da iyi değil. Sayılı birkaç bölüm dışında çoğu detaydan yoksun, çizgisel ya da genişletilmeye çalışılmış alanlar. Bu alanların da hep aynı sorunları var. Çok fazla düşmana doldurulmuş, bomboş birbirine benzeyen odalar ve bunların genelde eklediği hiçbir anlam yok. Mesela Forest of Fallen Giants nedir? Devlerin öldüğü bir kale. Ama bu kale askeri bir yerleşki mi yoksa insanların yaşadığı bir yer mi? Hem de deniz kenarında ve devlerin ilk ülkeye girdiği yer. Yani burada bir liman olması gerekmez mi? Özellikle Lost Bastille bomboş odalar ve koridorlarla dolu. Bu ileride Drangling Castle'a daha da kötü. Bu düzensizlik hakkında bir bahane daha var. Dark oyunlarında zamanın dolanık olduğu söylenir. Bu genelde haritanın bozukluğunu anlatmak için kullanılıyor. Haritalar arasında geçiş zaman bozuk olduğu için hiçbir mantık içermiyor. Çünkü karakter aslında zamanda ve mekanda hareket ediyor. Yani bölümlerin geçişlerinin mantıklı olmasına gerek yok. Ama aslında bu açıklama oyunun online özellikleriyle alakalı. Soler ilk oyunda summonları açıklıyor ve sonu veriyor. Solden ise mesajları ve summonları açıklıyor. Dünya ile hiçbir alakası yok. Hem de Earthen Peak ve Iron Keep geçişi geliştiricilere sorulmuştu. Fikir şöyleydi. Magma Gölü aslında üst bir katmanda. Plato'da bir kaldarı gölü gibi. Ama yukarıdan baktığınızda fazla geniş ve mekanlar arasında düzgün bir geçiş olmaması fikri elimizden geldiği kadar iyi aktaramadığımızı gösteriyor. Geliştiriciler de bu geçişlerin yeterli olmadığını biliyorlar. Ve muhtemelen oynanışta da iyi olmadığını farkındalar. Çünkü ilk oyunun aksine Dark Souls 2'nin en başından beri bonfirelar arasında ışınlanabiliyorsunuz. Herhangi bir bölümü tekrardan oynamak zorunda değilsiniz. Ve bölümler arasında bağlantı olmasına gerek yok. Tabii ki bu yine Dark Souls'un anlayışına ters. Bölümler artık oyuncunun öğrenerek fethettiği mekanlar değil, bir kere görüp unuttuğu koridorlardan ibaret. Maceranın gerçekçiliği ve mücadelesi tamamen kaybolmuş. Bölümlerin ve dünyanın bu kadar kötü olmasının sebebi de tabi ki sıkıntılı geliştirme süreci. Illusion Revolve ve Demon's Lantern oyunu dosyalarında kullanılmayan harita modelleri buldu ve oyuna yerleştirdi. Videoda Gatar'ı daha görmedik. Ama orijinal haliyle oyundaki bölümün hiç alakası yok. Daha geniş ve detaylı duruyor. Neredeyse tüm bölümlerin silinmiş alanları var. Shaded Wolves'un bazı yerleri de yarım bırakılmış. Illusion Revolve'un Dark Souls 2 videolarında geride kalan bölümleri izleyebilirsiniz. Oyunun bölümleri gerçekten yarım kalmış ve tüm formülü bozmuş. Iron Keep de dosyalarda prototipi bulunan bölümlerden biri. Lava batmaya başlamış bir kale ve içerisinde fazla sayıda samuray şövalyeler var. İlk girdiğimiz alanı koşarak geçmemiz neredeyse imkansız ve tam da boss kapısının olduğu alan. Hızlılar, sayıları fazla ve mesafeden saldırabiliyorlar. Yapmanız gereken hepsini tek tek kenara çekip yavaşça sayıları tüketmek. Bitti sandığınızda da birden duvarların üstünden yenileri atlıyor. Tüm Iron Keep bir saatimi almış. Ama bu alan tek başına 25 dakikasını kaplıyor. Aşağıda bir kolu çekip fırının içinden geçmemiz gerekiyor. Ardından solumuzdaki kapıyı açıyoruz. İçindeki ferros mekanizmasını çalıştırıyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Burada bonfire oturursanız duvara tırmanamadığımız için yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarısı da Belfry Sol, yeni bir level. Belfry Sol sonradan seviye yapıldığı belli olan, içeride birkaç eşya bulabildiğimiz bir mekan. Ama eğer devam etmek istiyorsanız ya her öldüğünüzde tüm bölümü geçeceksiniz ya da bir önceki bonfire'den başlayıp ilk alana geçeceksiniz. Devamı ise tuzak ve düşman dolu odalardan ibaret. Sonra direkt boss'a geçiyoruz. Ve eğitim boss'u gibi. Bir hareket yaptıktan sonra bekliyor. Ya da harekete o kadar kısıtlı ki hasar verebiliyorsunuz. Sizi zorlayabilecek tek şey savaştığınız yerin kenarında duran delik. Sonrasında ise boş odadaki bonfire'a oturup geri dönüyoruz. Artık tek kalan rota ortadaki delik. Buradan inmek için ya Earthen Peak'e ulaşıp merdivenceye getirmeniz ya da kediden düşüş hasarını azaltan yüzüğü almanız gerekiyor. Delikte nereye düştüğünüze bağlı iki farklı bölüm var. Şimdilik en aşağıdakini inmeniz gerekiyor. İndikten sonra bir ara bölümden geçiyoruz ve hedefimize ulaşıyoruz. Gutter'ın en önemli özelliği karanlık olması ve Dark Souls 2'nin Blight Town'u. Zehirle dolu tehlikeli tahta platformlar. Ben de karanlık bölüm görünce meşeremi aldım ve ışıkları yakmaya başladım. Ama diğer bölümlerde olduğu gibi nereye gitmem gerektiğini anlayamadım. Town'ı kimse sevmese de bu anlamda iyi. Aşağı gitmeniz gerekiyor ve aşağısı gözüküyor da. Ama Gutter daha yatay bir bölüm. İlk önce aşağı gideceğiniz yeri bulmanız gerekiyor. Tabi amacınız buysa. Çünkü buradaki boss'un nerede olduğunu bilmiyoruz. Ben de gerçekten bulamadım. Yarım saat boyunca sanırım Gutter'ın tamamını bitirdim. Ve baktıktan sonra Discord'daki arkadaşıma sordum. En altta kırdığımızda ekipmanımızı kıran vazoların arkasındaymış. Yani ana rota yaklaşmamanız gereken bir yerde. Black Gulch ise Gutter'dan çok daha güzel bir bölüm. Girişten bossa kadar dümdüz bir yol. Ama bu yolda oyunun en sinir bozucu mekanikleri var. Zehir atıp sizi durduran heykeller, sıvılardan çıkan el yaratıklar, duvarlardan çıkan solucanlar ve öldürdüğünüzde bile tekrardan doğan istilacılar. Eğer etkili bir şekilde geçmek istiyorsanız ya ezberleyeceksiniz ya da tüm her şeyi eleyerek ilerlemeniz gerekiyor. Benim gibi sabrınızı kaybedip sürekli de koşabilirsiniz. Rotten'da çok zor bir boss değil ama o kadar saçma şeyler öldüm ki bu saldırı taklanın arkasına vurdu ve ele ışınladı. Burada canım bitmemişti ama oyun beni yine de öldürdü. Gutter'dan daha kısa sürmesine rağmen beni o kadar bıktırdı ki 10 gün oyunu bıraktım. Sonunda da yine bir primal bomb. Bunu gördüğümde gerçekten yerimden zıpladım. Korkunç değil ama o kadar beklenmedik ki Oyunun önemli bir kısmında da değilim. 4 tane boss vardı kestim ve bu arkadaş girişini yapmaya karar verdi. Aldığı hikayede önemli bir karakter ve size sürekli sorular soruyor. Ama hikaye kısmında anlatacağım. Bunların çok önemi yok. Rotanın ardından oyunun yarısına geldik ve bir şey açıklamam gerekiyor. Bir noktayı anlatmak için aslında başından beri kendime işkence ediyorum. Dark Souls 1 videosunda savaş mekaniklerinden bahsederken taklada iframe olduğunu söylemiştim. Yani hasar almayacağınız kareler. Bunlar genelde takla atarken devreye giriyor ve saldırılardan kaçabiliyorsunuz. Dark Souls 1'de bu 11 ve 13 karar arasında değişiyor. Ekipmanınızın ağırlığına bağlı olarak. Dark Souls 2'de ise 8 ile başlıyorsunuz. Başlıyorsunuz diyorum çünkü bu değişebiliyor. Peki bunu nereden bileceksiniz? Bilemezsiniz. Siz Dark Souls 1'deki gibi hareket etseniz de oyun aslında aynı çalışmıyor ve size söylemiyor. Yapmanız gereken ADP yani Adaptability yeteneğini güçlendirmek. Tanımı da şöyle hayatta kalmanı sağlayan çeşitli özellikleri yükseltir. Çeviklik ve çeşitli dayanıklılıkları arttırır. Bize lazım olan çeviklik yani agility. Onun tanımı da kaçınılma kolaylığını ve diğer hareketleri güçlendirir. Oyuncu burayı açıp okusa bile hiçbir şey anlayamaz. Diğer hareketler diye bahsettiği eşyaları kullanma hızınızı arttırıyor. Estus gibi. Eğer oyunun Dark Souls 1 gibi olmasını istiyorsanız 20 level ADP'ye vermeniz lazım. Etunment'ta agility yükseltiyor ama daha az. Aslında iframe sayısı aynı olsa da Dark Souls 2'deki takla daha uzun sürdüğü için yine dezavantajlısınız. Ama en azından oyun hatalı hissettirmiyor. Gerçekten takla atarken hasar yiyince sanki bug olmuş da hasar almamanız gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Aslında seri arada kuralları değiştirmiş ve size söylememiş. Ve kendi kendinize bulmanızı istiyor. Hem de 20 seviye az değil. Oyun sonunda 180 seviyeydim. Fakat bunların çoğu boştu. Çünkü çok erken bir yerde karakteriniz en güçlü haline ulaşıyor ve ilerlemeniz anlamsız seviyeye geliyor. Fark etmişsinizdir, en güçlü olması gereken büyük ruhları bile kolayca eritebiliyorum. En başta o kadar fazla ruh ve silah güçlendirme materyali veriyor ki bir süre sonra hiçbir ilerleme hissetmiyorsunuz. Mesela Forrest of Fallen Giants, ilk bölümlerden birinde Titanite Slap veriyor. Silahınızı en yüksek seviyeye basan materyal. En başta güçlenince de ilk bosslar anlamsızlaşıyor ve karşınızdaki tek mücadele düşmanla dolu odalar oluyor. Sanırım geliştirmedeki sorunlar ile birlikte tüm seviye ve zorluk hesaplamalarını bozmuş. Bölümler kısa olunca düşman doldurmuşlar ve oyuncu bu kadar düşmanı kestikten sonra çok güçlü hale gelmiş. Böyle de bosslar çok güçsüz kalmış. Belki de yapmak istedikleri buydu. Ama bu sefer de oyunun sonundaki bossların canı çok fazlaymış gibi duruyor. Ve karakterler sınırlarına erken eriştiği için artık hiçbir şekilde güçlenilmiyor gibi hissediyorsunuz. Dört büyük ruhu kestikten ya da yüksek sayıda ruh topladıktan sonra Shaded Woods'a geri dönüp bu yoldan gitmeniz gerekiyor. Ulaştığımız bina Shrine of Winter ve bahsettiğim koşulları karşılamazsanız kapıları açılmıyor. Ama size sağladığı yol o kadar saçma ki binayı geçtikten sonra bu yıkıntıların arkasına ulaşıyoruz. Yani oyunun başından beri verdiğimiz tüm emekler, alt ettiğimiz tüm efsanevi yaratıklar bu molozların arkasına geçmek içindi. Ben olsam tırmanır geçerdim. Aslında bu tersini ilerleme ilk oyundan daha iyi. İlk oyunun yarısı tek bir yere odaklıyken sonuna doğru farklı yerlere gitmeniz gerekiyor ve gerilim dağılıyor. Burada ise sakin bir başlangıçtan sonra asıl konuya geçiyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Tabi garip bir bölüm geçişi olmazsa olmaz. Burada kale görüyoruz. Solumuzda ve baya uzakta duruyor. Dümdüz bir tünelden geçiyoruz. Hava kararmış, yağmur yağmaya başlamış ve kale hemen sağımızda. Bu sefer Emerald Herald da gelmiş ama sadece devam etmemizi söylüyor. Kalenin kapılarında ben saçma bir olay yaşadım. Burada düşmanlar sürekli gelmeye devam ediyordu. Ben de kesmeye devam ettim. Herhalde belli bir sayıdan sonra açılır diye. Ama yapmam gereken bu heykellerin yanında kesip ruhların onlara gitmesini sağlamakmış. Kötü bir mekanik değil ama belki ruh çekme alanları biraz daha geniş olabilirmiş. Birden fazla düşman olduğu için biraz daha açıkta savaşmak istiyorsunuz ve bu alan oraya kadar yetişmiyor. Jungle Castle Herhalde oyunlarda gördüğüm en garip kale. Girişinde merdivenlerden çıkıyoruz ve dünyanın en sade taht odasıyla karşılaşıyoruz. Hiçbir şey yok. Boş duvarlar, halı ve iki taht. Alt kısmı ise dar koridorlar ile devam ediyor ve kalenin asıl kısmını göremiyoruz. Sadece yan odadan kalenin bodrumuna inebiliyoruz. Bu ara koridorlarda gezme kısmı da neredeyse hiç bitmiyor. Hemen yanımızda sanırım kalenin hazine odası var. Hayata dönen heykelleri öldürerek kapıları tek tek açıyoruz ve içindeki eşyaları topluyoruz. Bu odalarda sadece eşya yok. Ruin Sentinel'lar var. Gerçekten ne düşündüklerini bilmiyorum. O kadar kötü bir oda ki, eğer kapıların hepsini açarsanız direkt cehennem. Tekrar kapanmıyorlar ve her seferinde Sentinel'lar üstünüze koşuyor. Devam etmeniz gereken yer de bu odaların birinde ve açık balkonumsu bir yere çıkıyor. Bu bölüm oynadıkça daha kötü oluyor. Bölgedeki pusular atlattıktan sonra Diğer taht odasına geliyoruz. Ve burada kraliçenin aşandığıyla karşılaşıyoruz. O da bize Vendrick'e gitmemizi söylüyor. Zaten oraya gidiyoruz. Haber aynı şeyi söylemenize gerek yok. Hemen sonrasında ise bir hazine odası ve kalenin ilk bossu var. İki tane Dragon Rider. Eğer gruplarla savaşmaya alıştıysanız ki alışmanız lazım. Oyunda başka bir şey yok. Çok kolay boss. Hasarımdan anlaşılıyordur. Bonfire oturduktan sonra tek bir yere devam edebiliyoruz. Dar asansör boşluğundan yukarı doğru tırmanıyoruz ve bu odadaki golemi çalıştırmamız gerekiyor. Yan odadan birini çekip öldürüyoruz ve asansör çalışıyor. Bölümün geri kalanında sadece itemler var. Ama düşman seçimleri bir garip. Mesela burada iki tane at var. Ardından Tower filmdeki Flame'deki şövalyeler geliyor. Bu ateş büyücüleri ve Iron Keep'teki samuraylar var. Belki burada kralın her yerden asker topladığını ve hükmünün geniş olduğunu gösteriyor. Ama atlar niye kalenin tepesinde? Hem de iki at. Devamında ise bir kapıyı açıp bonfire'a geri dönüyoruz. Açılan asansör ise bizi tepeye götürüyor. Ve bu odada anahtarı buluyoruz. Kafes ilginç görünüyor ama ileride açıyoruz ve ödül çok da iyi değil. Açtığımız kapıda kral yolu. Yol dediğimiz kısa koridor. Sadece burada karşımıza çıkan gereksiz akrobatik heykeller var. Animatörlerden birinin canı sıkılmış galiba. Looking Glass Knight havalı gözüküyor ve ilginç bir mekaniği var. Ayna kalkanı aynı zamanda geçit görevi görüyor. Ve buradan ona yardım etmesi için savaşçılar çağırabiliyor. Zevu savaşçılar online oyuncular da olabiliyor. Çok iyi bir mekanik ama oyuncuların neler yapabileceğini düşünmemişler sanırım. Çağrılan oyuncular büyüleri kullanarak boss'un canını geri doldurabiliyorlar. Böylece oyuncunun geçmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Hem de fark etmişsinizdir bu oyunda çok fazla büyük kılıçlı insan var. Aslında bu kendi başına sorun değil ama birbirlerinden farkları çok az. Buradan aşağı iniyoruz ve en kötü Dark Souls bölümü adaylarından biriyle karşılaşıyoruz. Shrine of Amana. Burayı önceden oynadığım için biraz daha güçlenmem gerektiğine karar verdim ve arkamda bıraktığım bölgelere gittim. İlk önce Iron Keep'te bıraktığım Smelter Demon'ı kestim. Bunu bırakmıştım çünkü sürekli ölüp bu bölümü tekrar oynamak cehennem gibi geldi. Majoladaki delikte bir bölüm daha olduğunu söylemiştim. Grave of Saints online odaklı bir bölüm. İlk oynadığınızda bayağı garip geliyor. Duvarlarda rastgele şeyler yapan feroz mekanizmaları ve güçsüz fareler. Boss'u bile bir sürü fare ve bir tane bu halklı fare. Kestikten sonra ise fare kralı ile karşılaşıyoruz. Size vay be o kadar fare öldürdün ki artık sana saygı duyuyorum. Bize katılır mısın diyor. Bu grup diğerlerine göre farklı. Çünkü siz başkalarının dünyasına gitmiyorsunuz. Siz buradayken diğer oyuncular bölgeye girdiklerinde sizin dünyanıza çağrılıyorlar. Siz de farelerinizle ve feroz tuzaklarınızla izinsiz girenleri yenmeye çalışıyorsunuz. Ben girdiğimde çalışmadı. Ya hazırda bekleyen biri yok ya da online sistem bende bağlı. Tüm oyun boyunca sadece bir tane oyuncu çağırma işareti gördüm. Ardından bıraktığım diğer bossa gittim. Bunu da Smelter Demon ile aynı nedenden bıraktım. Bosa giden yol işkence. Executioner's Chariot bir at arabası. Ve bostan çok tam bir bölüm gibi. At arabası sürekli koşuyor ve sizi ezip hasar veriyor. Yapmanız gereken iskeletlerle savaşırken bu kenarlara girerek saklanmak ve en sonunda bu kapıyı kapatmak. Bundan sonra araba yok oluyor ve atlarla kapışıyorsunuz. Ve evet bu Dragon atların aynısı. Tower Tavro filmde de bu ejderhayı bırakmıştım. Ama önemli olan bu ejderha ve saçma hitboxları değil. Yendikten sonra köprüyü geçiyoruz ve karşımıza siyah Ornstein çıkıyor. Bu muhtemelen gerçek Ornstein değil ve umarım yaparken öyle düşünmemişlerdir. Efsanevi şövalyelerden biri haritanın bir kenarında bekliyor. Ben onun zırhını ve silahlarını kullanan biri olduğunu düşünüyorum. Devamında ise Blue grubu var. Bunların amacı genel olarak insanlara yardım etmek ama ben de multiplayer çalışmıyorum. Shrine of Manu aslında güzel görünüyor. Açık bir alandasınız ama dar bir rotayı takip etmeniz gerekiyor. Ve bu rota çeşitli tehlikelerle dolu. Ama oyunda tabii ki iyi değil. Bileğinize kadar gelen su yüzünden zeminin nerede bittiğini anlamak neredeyse imkansız. Bu yüzden gereksiz ölümlere sebep olabiliyor. Sürekli kamerayı çevirmek zorunda kalıyorsunuz ki grafikler suyun altını gösterebilsin. Canavarlar ise şarkı söylendikçe uyuyorlar. Eve girdiğinizde ise Milfanito şarkı söyleme bırakıyor ve birden uyanıyorlar. Eğer kadınları öldürmezseniz başını rahatça geçebiliyorsunuz. İkinci kısmı ise tamamen iğrenç. Uzun mesafeden güdümlü büyü yapan düşmanlar, sizi sonsuza dek takip eden bu şövalyeler, tekrar Tavro Flame'deki devler, bu sefer uyanık canavarlar, hem de su artık belinizde yani sizi yavaşlatıyor. Ne olursa olsun Shrine of Aman'a eğlenceli bir bölüm değil. Ya koşarak geçmeye çalışıp birçok kez öleceksiniz ya da o kadar yavaş ilerleyeceksiniz ki sıkıntıdan gerçekte öleceksiniz. Üçüncü kısmı ise oynamadım. Direkt koştum. Böyle bile küçücük bir bölüm bir saat sürüyor. Demon of Song'u seviyorum. Hiçbir zorluğu yok ama garip eleman. Ara sıra kapşonunu takıyor. Siz de çıkarmasını bekliyorsunuz. Çünkü çıkarmazsa saldıramıyor ve hasar almıyor. Öldüğünde ise Lake'in tepesindeki kafesin anahtarını düşürüyor. Ve Ring of the Dead isimli yüzüğü alabiliyorsunuz. Hollowken insan gibi görünmeni sağlıyor. Etkilerini değiştirmiyor. Sadece görüntü. Bölüm burada bitiyor. Ama devam ederseniz birkaç eşya bulabiliyorsunuz. Undead Crypt beni hayal kırıklığına uğrattı. Girdikten sonra birkaç oda geçiyoruz. Ve bir NPC bize ışık kullanma diyor. Tabii ki bu benim ilgimi çekti. Işığa bayılırım. Ama başta kurala uydum ve ilerlemeye başladım. Bu bölümün özelliği her yerin mezar olması. Ve birkaç adam koşarak çanları çalmaya çalışıyor. Bu çanlar çalınca da mezarların içinden geçebilen güçlü düşmanlar ortaya çıkıyor. Fikir güzel ama bölümler çok kötü. Bu karakterler genelde sizi bir yerde sıkıştırıyor ve hareket edemiyorsunuz. Hem de taşları kırarken yanlışlıkla çanları kendiniz çalabiliyorsunuz. Ama özelliklerini çözdüğünüzde hiçbir zorlukları kalmıyor. Bu arada ne olacağını merak ettim ve ile bu ateşi yaktım. Birkaç yeni düşman işgal ediyor kadar. Bölümü direkt zifiri karanlık yapsa ya da Ande ordusu ortaya çıksa iyi olurdu. Yani en azından biraz ilginç bir şey olsaydı. Sonra da ise bence çok komik. Heykellerin arasında güçlü düşmanlarda koymuşlar. Ve boss kapısının hemen önünde iki şövalye ve bir Dragon Rider var. Gerçekten benim bunlarla uğraşacağımı düşündüler. Vestat ise yine kolay bir boss. Artık kılıçlı düşmanlara bayağı alıştım. Çok farklı hareketli yok zaten. Boss'un ardından sonunda hedefimize ulaşıyoruz. Kral Vendrick tamamen holov olmuş ve odada daireler çiziyor. Biz ise lanetten kurtulmak için onu arıyorduk. Onun yerine yüzüğünü alıyoruz ve Emerald Herald uzak doğuya gitmemizi söylüyor. Oyunda doğu ne taraf bilmiyorum ama kralın sembolünü göster diyen kapılar vardı. Muhtemelen oradan gitmem gerekiyor. Ama şu an oyunda bayağı ilerledik ve bence artık sonumundan bahsedebiliriz. Videonun başında Dark Souls 2'nin ilk versiyonundan ve geliştirmedeki sıkıntılardan bahsetmiştik. Her yerinden anlaşıldığı gibi kalitede ağır bir düşüş var. Oyun yapımında Beast adını verdikleri ışık sisteminden bahsediyorlar. Ama sanıyorum bu çıkan oyunda direkt yok. Oyunun birkaç bölümünde gölgeler olsa da aydınlatma sadece lightmaplar ile yapılmış gibi. Yani kaplama olarak bölüme yedirilmiş. Bunun dışında da bölümler arası ortam ışığı değiştirilerek karanlık aydınlık hissi verilmeye çalışılmış. Ortam ışığı tüm bölümü gölge olmadan aydınlatıyor. Hareket eden karakterlerin dümdüz gölgesiz görünmesinin sebebi bu. Aslında onlar aydınlatan bir ışık yok. Direkt gölgesiz gösteriliyorlar. Karakterlere bakınca bunu rahatça anlıyorsunuz. Oyunda gerçekten aydınlatan ışıklar da çok az ve gölgeleri, detayları gördüğümüz yerler de aslında buralar. Bu yüzden de doğal olarak aydınlık olması gereken yerler güzel duruyor. Çünkü ağır ışıkta detayları görmek daha zor. Ama karanlık olan ve yapay olarak aydınlatılmış odalar çok kötü duruyor. Bazı odalar aydınlık ama bu aydınlığın herhangi bir kaynağı yok. Gerçek aydınlatan ışıklar da tamamen düzgün çalışmıyor. Duvarlardan sızıp diğer odalara geçiyorlar. Biz sistemi muhtemelen ellerindeki zaman içerisinde optimize edilemedi ve ilk oyundan kötü bir ışık sistemiyle oyunu çıkarmak zorunda kaldılar. Ama aydınlatma tek başına Dark Souls 2'yi kurtarabilir mi bilmiyorum. Çünkü kaplamaları da çok düşük kaliteli. Bu sorun Dark Souls 1'de de vardı ama aydınlatma biraz saklıyordu. Göze battığında ise çok belli oluyor. İkinci oyunda ise her yer böyle. Özellikle Shaded Ruins'teki kaplama her yerde. Bazı bölgelerde kaplamaların boyutları da yanlış. Küçük olması gereken kaplamalar büyük halde kullanılmış. Ve bu sorunlar oyunun eski olmasıyla alakalı da değil. Aynı sene Dragon Age Inquisition çıktı. İkisi de RPG. Hatta Dragon Age daha geniş. Ama grafik olarak aralarında jenerasyon var gibi duruyor. Ve bu Scholar of the First Sin. Yani grafikleri geliştirilmiş versiyonu. Sorun kesin geliştirme ile alakalı. Detay eksikliği tüm bölümlerde kendini belli ediyor. Boş küp odalar, düşük kalite 3 boyutlu modeller. Hatta Morphim isimli yeni bir animasyon sistemi de gelmiş. Motion Capture ile yani aktörlerin hareketlerini kullanarak animasyonlar üretilmiş. Ama bunun uygulaması tamamen oturmadığı için bazı karakterler süzülüyormuş gibi duruyor. Silahların da hiçbir ağırlığı yok. Müzik kısmında ise oyun majula dışında tamamen kafamdan silindi bile. Etkileyici herhangi bir parça hatırlamıyorum. Ama övülecek bir kısmı var. Skull of the First'in PC versiyonunda oyun performans olarak asla sorun çıkarmıyor. Oyun boyunca asla FPS düşüşü yaşamadım. Benim bilgisayarım çok daha yeni olduğu için olabilir ama aynı övgüyü birkaç yerde daha duydum. Kralın yüzünü aldıktan sonra devam etmek için tekrar Shaded Woods'a dönüyoruz. Son kapıdan geçerek ulaştığımız bölüm Aldias Keep. Bu bölüm aslında ilginç gibi ama genelde sinir bozucu. Bahçesinde sizi yakaladıkları gibi taşlaştıran küçük yaratıklar var. Girdiğinizde ise büyük bir oda ile karşılaşıyorsunuz. Ben iskeletin bir şekilde hareket ettiğini hatırlıyordum ve odadaki her şeyi denedim. Mesela sol tarafta bu kol var. Önünde de sakın yazan mesajlar var. Ben de çektim. Bir karakter işgal ediyor ve bu adamın önündeki büyü bozuluyor. Kolu çektiğim için görevi direkt sona eriyor ve bundan sonra belli yerlerde sizi işgal etmeye başlıyor. Ejderhayı ise çok doğal bir şekilde hareket ettirdim. Odadaki tüm ışıkları yakınca uyanıp fırlıyor ve size anahtar veriyor. Bu anahtarı ise ikinci kısımda kullanıyoruz. Yanında odalar olan dümdüz bir koridor. Komik olan bu kadar basit bir haritanın diğerlerinden çok daha iyi çalışması. Hem gitmemiz gereken yeri biliyoruz hem de yan bölümler mantıklı bir şekilde çalıştığı için kaybolmuyoruz ve hepsi birbirinin aynısı durmuyor. Tabi tamamen mükemmel değil. Zorluğu saçma şekilde artıran yerler var. Mesela kapılardan geçerken birden arkasındaki dev kırıp size ağır hasar veriyor. Hem de bu arka arkaya iki kere var. Bu duvarları kırma mekaniğini ben kullanarak kilitli kapıları açacağımızı düşündüm. Ama sadece bir yerde yapabiliyoruz. Tamamen tutarlı değil. Ama dar koridora dev düşmanları koyarak zorluğu arttırması dışında bölümün tasarımı oyuna göre çok iyi. Kendi içerisinde bir hikaye anlatabiliyor. Burası çeşitli yaratıkların toplanıp Üzerlerinde deneyler yapıldığı bir kale. Kafesler içerisinde yaratıklar, kitaplar, laboratuvar malzemeleri. Bir odada yığılmış dev cesetleri bile görüyoruz. Sonundaki boss da bununla tutarlı. Dev bir kafese kapatılmış bir ejderha. Ardındaki bölüm yine mekansal olarak garip ama daha kabul edilebilir. Kafesin ardından bir asansöre binerek yukarı çıkıyoruz ve Dragon Air ile karşılaşıyoruz. Burada tekrar Emerald Herald ile görüşüyoruz. Ve bize ejderhayı görmemizi söyleyip Aged Feather veriyor. Bununla istediğimiz zaman bonfire'a dönebiliyoruz. Yani artık oyunu daha az oynayabiliriz. İlk oyundan biliyoruz ki ejderhaların soyu tükendi. Ve geride sadece zayıf kuzenleri Drake'ler kaldı. Ama bu bölgenin Aldias ile bağlantılı olduğunu düşündüğümüzde gerçeği fark ediyoruz. Bölge ve ejderhalar tamamen Aldia'nın üretimi. Oyunun ismindeki Scalar of the First Sin yani ilk günahın alimi de Aldia. Çok güçlü ve Dark Souls 2 için çok önemli bir karakter. Ama şu an bahsedersem hikayenin içinden çıkamayız. Dragon Air'i gerçekten güzel görünen bir bölüm çünkü aydınlatması grafik motoruyla uyumlu. Komik olan ise burası zorunlu değil. Bir dakika bile sürmeden bitirebiliyorsunuz ama bölümde tamamen sinir bozucu. Zorunlu olmadığı için amacınız sadece eşyaları toplamak ve bunlar özellikle ulaşılması zor yerlere koyulmuş. Bazı eşyalar direkt ejderhaların altında, bazıları yuvaların içinde. En sinir bozucusu ise bu kristal kertenkeller. Sizi gördüklerine kaçıyorlar ve öldürmezseniz yok oluyorlar. Birden fazlasını aynı anda görürseniz hepsini kesmeniz de imkansız. Yani bölümü tekrar tekrar oynamanızı istiyorlar. Koydukları düşmanlar da sırf bu eşyaları almak daha zor olsun diye eklenmiş gibi. Sargılı karakterler ya tuzak kurup yüzünüzde patlıyor ya da üstünüze koşup patlıyorlar. Çoğunun patlaması da eşyalarınızı kırıyor Veru harcayarak tamir ettirmek zorunda kalıyorsunuz. Eğer çok fazla yumurta kırarsanız da bölümü geçerken bir gelip köprüyü kırıyor ve ölüyorsunuz. Dragon Shrine biraz daha tematik bir bölüm. Aslında çok savaşmanıza gerek yok. Sadece 3 düşmanınız var. Bunlarla da düello yapmanız gerekiyor. Yani bire karşı bir. Diğer düşmanlar sadece izlemek için orada. Eğer kurallara uymazsanız tüm kale size düşman oluyor. Ben iki türlü de denedim ve bence herkese kavuşmak daha eğlenceli. Hatta neredeyse başarıyordum ama sıkıldım. Bu haritanın da yine küçük yan odaları var. Ve labirent gibi değiller. Ama yine detaysız bir bölüm. Her yer dümdüz, hiçbir dekorasyonu, karakteri yok. En sonunda da bir boss var ama siz saldırmazsanız sadece konuşuyor ve bölümü bitirebiliyorsunuz. Şu an oyunun son düzüne girdik. Yani artık oynanışın çoğunu kaplayan savaş mekaniklerinden bahsedebiliriz. Genel anlamda ilk oyundan çok fazla bir şey değişmemiş. En büyük değişiklik can sistemi. Öldüğünüzde sadece holov olmuyorsunuz. Aynı zamanda canınız bir miktar azalıyor. Sadece yarısı kalana kadar. Bu Demon Souls'da da vardı. Ama tek ölümde direkt canınız yarıya iniyordu. Bence Demon Souls'un zorluğunun büyük bir bölümü de buydu. Sürekli ölen oyuncular başarısız oldukları için daha çok cezalandırılıyor ve zor buldukları bölümler artık daha da zor oluyor. Dark Souls 2'de daha hafif ve bence biraz gereksiz. Çünkü bu durumu düzelten item Human Effigy oyunda bolca var. Ben de sadece canım tamamen düştüğünde ya da boss'a girecekken kullandım. Bu değişikliğin dışında yine enerjimizi koruyarak doğru zamanda doğru mesafede saldırma ve savunma yapıyoruz. Silah çeşidi artmış hatta yeni bir sistem getirilmiş. Eğer aynı tipten iki silah kullanıyorsak farklı animasyonlar kullanabiliyoruz. Bu her zaman avantajlı değil. Mesela ben iki gürs kullanıyordum. Ama animasyonu yüzünden birinin sürekli ıskaladığını fark ettim ve gereksiz olduğunu anladım. Fakat diğer silahımı kullanmaya devam ettim. Bu yeniliğin dışında yapılan küçük değişimler mekanikleri bayağı bozmuş. En basiti oyunda hareket eskisi gibi çalışmıyor. Karakterimiz sadece 8 farklı yöne hareket edebiliyor. Örnek olarak ileri gidiyorsanız ve sağa dönmek istiyorsanız karakter sırasıyla ileri, ileri sağ ve sağa gidiyor. Arada herhangi bir hareketiniz yok. Bu aşılara kilitleniyorsunuz. Sorunun animasyonları ile ilgisi var mı bilmiyorum. Fakat yeni getirdikleri motion capture animasyonlar oyunun hızını baya değiştirmiş. Çünkü artık tüm saldırılar çok yavaş. Elinizdeki silah çok ağır hareket ediyor. Ve vuruşlarınızın ardında gerçekten güç varmış gibi hissettirmiyor. Takla ve item kullanma da aynı şekilde. Animasyonları çok uzun hem de ilk oyunun aksine tamamen bitmesini beklememiz gerekiyor. Ama düşmanlar daha hızlı. İlk oyunda sürekli etrafında dönme yöntemini çözmek için düşmanların size odaklanma gücünü arttırmışlar. Bu yüzden birden size dönebiliyorlar. Enerji sistemi de ilk oyuna göre kısıtlayıcı. Hem enerjiniz daha hızlı bitiyor hem de geride olması daha uzun sürüyor. Tüm hareketleriniz bu kadar yavaş ve masraflı olduğu için de savaşın çoğu beklemekle geçiyor. İki saldırı yapıyorsunuz, enerjiniz bitiyor, geri çekiliyorsunuz. Düşman saldırıyor, iki takla atıyorsunuz, enerjiniz bitiyor. Hızlı ve gerçekçi bir oyundan sıra tabanlı oyuna dönüşüyor. Bu yüzden oyun sıkıcılaşıyor ve hiç kimseyle savaşmak istemeyip sadece koşuyorsunuz. Animasyonların uzunluğu yüzünden de Estus çok kullanmıyorsunuz. Hem yavaş kullanılıyor hem de artık doldurduğu can anında değil belli bir sürede doluyor. Bunun yerine de Life Gem'leri kullanıyorsunuz. Elinizde 99 tane tutabileceğiniz canınızı yavaşça dolduran ucuz eşyalar. Benim üzerimde sürekli vardı. Çünkü hem bulması kolay hem de fazla kullanışlı. İlk oyunda Estuslar iki bonfire arasında yaptığınız hataları güvenli noktalarda çözebilecek eşyalardı. Burada ise sınırsız canınız var. Ne kadar hata yaptığınız önemli değil. Boss kapısına kadar sürekli life jam kullanabilirsiniz. Mekan tasarımı, ışınlanma sistemi ve bonfire sınırsız dönmenize izin veren Aged Feather ile keşifin herhangi bir zorluğu ya da zevki kalmamış. Düşmanlardan genelde koşarak geçiyorsunuz. Seviye bölümünde bahsetmiştim. Karakteriniz çok hızlı güçlü oluyor ve ilk bölümleri ezerek geçiyorsunuz. Tabii ki bu denge sorunları yaratıyor. Bu yüzden de DLC'deki düşmanlar gereksiz dayanıklı. Pozlarını kırmak çok zor ve canları çok yüksek. Sizin de burada artık güçlenmek için bir seçeneğiniz kalmıyor. Benim karakterimin tamamen yükseltilmiş zırhı ve iki kılıcı var. Ve daha da güçlenmek için Miracle kullanıyorum. Fakat DLC'lerde yine de yetersiz hissettiriyor. Oyunun sonlarının yapay bir zorluğu olsa da en başına da dengelemek neredeyse imkansız. Dark Souls 2'de yeni bir mekanik var. Bonfire Estetik. Bunu bir bonfire'da yakarsanız bölgeyi New Game Plus'a geçiriyor. Yani oyunu bitirdikten sonra tekrar başladığınızda karşılaşacağınız versiyona. Birinci oyuna göre bu sistem çok daha iyi. New Game Plus daha zor ama daha yeni eşyalar ve daha farklı düşmanlar var. İyi yanı oyunculara güzel bir seçenek sunması. İsteyen bölümü zorlaştırarak tekrar oynayabilir ve yeni eşyalar kazanabilir. Ama bu yüzden karakteriniz fazla güçlü oluyor ve oyunun hiçbir zorluğu kalmıyor. Mesela oyunun speedrun'ında oyuncular sürekli rotanı kesip güçleniyor ve oyunun diğer yarısına geçiyor. Çünkü rotun çok kolay ve fazla ruh veriyor. Dark Souls 2'nin en çok övülen yanı da aslında bu sistemden geliyor. Ben PvP oynamasam da çoğu kişi Dark Souls 2'yi bu yüzden oynuyor. Çünkü eşyalar daha çeşitli ve bu eşyalara ulaşmak, güçlendirmek çok daha kolay. Silahları güçlendirmek için farklı seviyelerde Titanite'lar kullanıyoruz. Shard, Large Shard, Chunk ve artı ona basmak için Slab. Dark Souls 2'de ilk bölümde silebi bulabiliyorsunuz. Bonfire estetik kullanımını da ele aldığımızda ne kadar hızlı güçlenebileceğimizi anlamışsınızdır. Ben de aynısını yaptım. Looking Glass Knight'ı bir kere daha kestim ve ikinci kılıcı aldım. Aynı şekilde Drangleic Castle'da denedim. Bu odada iki tane pulsör çıkıyor. Ve birinden güçlü bir hasar yüzüğü çıkıyor. Ama canları o kadar fazlaydı ki kafayı yemeden bıraktım. En güçlü halime ulaştığım için ve savaşlar çok sıkıcı olduğu için artık düşmanlarla savaşmak için bir nedenim de kalmadı. Direkt boss'a koşmak oyunun sonunda daha mantıklı. Elimdeki silahların yanında bir de miracle'ları kullanmaya çalıştım. Ama hasarları ve verdikleri güçler çok düşük geldi. Büyü ve pyromanisi kullanmadım. Fakat ilk oyundan daha iyi olduklarını duydum. Ve gerçekten de ilk oyuna göre çok daha fazla seçenek var. Bu genel silahlar için de geçerli. Daha fazla seçenek var ve bu seçenekleri daha çeşitli kullanabiliyorsunuz. Ama yine de bir denge sorunu var. Oyundaki boss'ların büyük bir kısmı zırhlı, kılıçlı adamlar. Aslında kendi başına bir negatif değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu oyunlarda en iyi düşmanlar, size en çok benzeyenler, sizinle aynı durumda savaşanlar yani en adil hissettirenler. Artorias, Gwyn, Ornstein, Ishin. Ama bu oyunda bu düşmanlar birbirine çok benziyorlar. Hareketleri normal kılıç saldırılarından ibaret. Mesela Artorias ve Gale aslında birbirlerine çok benzeyen karakterler. Ama savaşları tamamen farklı. Dark Souls 2'de ise en ilginç hareketleri genelde bir alan saldırısı. Ve bu zırhlı karakterlere karşı en güçlü silahlar izici olanlar yani gürzler ve çekişler. Diğer silahları kullanabilirsiniz ama ezici silahlar direkt daha üstün. Özet olarak önceki oyuna göre açık bir gerileme var. Ve bunun sebebi yine geliştirme süreci yüzünden uygulanamayan teknolojiler. Bu gerileme öyle bir sekteye sebep olmuş ki oyundaki tüm sistemler zincirleme etkilenmiş ve ortaya yalap şap bir ürün çıkmış. Ejderha bize Ashen Mist Heart isimli eşyayı veriyor. Ve bunu kullanarak ağaca dönüşmüş devlerin hatıralarına girebiliyoruz. Bunlar da oyunun başındaki Forest of Fallen Giants'tı. Önemli olan Bonfire'ın yakınında bulunan hatıra. Girdiğimizde Pursuer ile karşılaştığımız yere ışınlanıyoruz. Fakat geçmişteyiz. Devlerin Drang e saldırdığı zamanda. Hatırada savaşmamız gereken tek biri var. Devlerin lideri. Fark ettiyseniz bu savaş öncekinden birine benziyor. Çünkü aslında aynı kişiler. Yendiğimizde ise ilerlememize yardımcı olarak Giant Skinship enşahsı düşünüyor ve Drangleic karesine geri dönüyoruz. Mekan tasarımından bahsederken ilerlemenin tam tersine dönmesinin iyi olduğunu söylemiştim. Başta dört büyük ruhu yeniyoruz, sonrasında hedefimize odaklanıyoruz. Böylece gerilim asla dağılmıyor. Ama Dark Souls 2 bu heyecanı sağlayamıyor. Çünkü son bölümler diğerlerinden daha etkileyici, heyecan verici değil. En etkileyici bölümde boss bile yok. Son bölümün yolu biraz ilginç ama Killing of the First Flame'in çok gerisinde. Hem de oyunu bitirdiğimiz yer Önceden gelip geçtiğimiz kalenin bodrumu. Oyun alakasız bir yerde aniden bitiyor gibi hissettiriyor. Son bosslarda hikayeyi takip etmiyorsanız çok anlamlı değil. Tron Watcher ve Defender yine büyük kılıçlı adamlar. Hem de grup savaşı. Nashandra diğerlerinden daha iyi. Kendine özel mekanikleri var. Ve gerçekten özel bir savaş. Ama hikayeyi takip etmiyorsanız kim olduğunu anlamanız zor. Kalenin tepesinde bizimle konuşan kadın yani Drangleic'in kraliçesi. Dark Souls 1'de ise son bossumuz hikayenin direkt ana karakteriydi. Dark Souls 2'de bu olmuyor çünkü ters köşe yapılmak istenmiş. Ancak biraz etkisiz kalmış. Nashandra'yı yendikten sonra golemler hareket ediyor ve Throne of Want'a oturuyoruz. Burada karakterimiz yine ateşi yakma ya da yakmama hakkını kazanıyor. Ama biz seçemiyoruz ve oyun bitiyor. İlk oyundan bir gelişme direkt New Game Plus'a geçmiyorsunuz. Sizi Majula yatıp devam etmenize izin veriyor. Bize de lazım olan bu çünkü daha DLC'leri oynamadık. Ben DLC'leri garip bir sırayla oynadım. Sanırım normalde çıkış sırasına göre oynamamız gerekiyor. Yani Sunken, Old Iron ve sonunda Ivory. Ben Ivory'den başladım. Girişinde bir ses bizi geri dönmemiz için uyarıyor. Ve eski kaosun hala devam ettiğini söylüyor. Kapıdaki ağaç köklerinde kaosun etkisini görebiliyoruz. Ama görünüşe göre bu krallık kaosu dondurarak durdurmaya çalışmış. İçerisi de o kadar soğuk ki etrafı göremiyorsunuz. Bence tam meşale mekaniğini kullanabileceği yermiş. Ateşleri yakarak bölgeyi ısıtıp yeni bölümler açabilirdik. Fakat bunun yerine ana oyundaki gibi odaları düşmanlarla doldurmuşlar ve geçmişler. Açıkçası bu o kadar canımı sıkmaya başladı ki oyunu oynamak iş gibi hissettiriyordu. Saldır geri çekil bekle saldır geri çekil bekle. Birden fazla düşman olduğunda saldırma aralarınızda çok daha az ve daha fazla bekliyorsunuz. Ben bu videonun çekimine Ocak 2023'te başladım. Bakalım ne zaman çıkacak. Yolun sonuna geldiğimizde tekrar geri dönmeniz ve neyin saklandığını bilmediğini söyleniyor. Başlangıçta kaos sanki. Burada aldığımız eşya görünmez düşmanları görmemizi sağlıyor. Hem de artık şeyde Druids'teki hayretler normal düşmana dönüşüyor. Bunu düşünmede çok garip geldi çünkü bu hayaletler sadece iki yerde ortaya çıkıyor. Daha genel bir düşman olsa anlarım. Hem de bu DLC en sonucu yani oyunu bitiriyorsunuz. Ortaya çıkardığı asıl düşman ise Ava, bölümün bossu. Çok zor değil ama bayağı hızlı. Sam'ı çağırırsanız bayağı kolay. Geçtiğimizde ise ana kaleye tırmanıyoruz ve Asana ile konuşuyoruz. Buranın kralı kaosu durdurmak için kendini feda etmiş. Alsana ise kralı öldürüp kurtarmamızı istiyor. Ve bölgedeki rüzgarları durdurarak boss'un yolunu ve yeni bölümleri açıyor. Aşılan bölümlerde de şövalyeleri buluyoruz. Ama soğuk dindiği için buzlar kayboluyor ve düşman dolu odalar daha da çok düşmanla doluyor. Sıkılmış olsam da tamamını oynadım demek için her köşeye dolaştım. Mesela buraya yine Flexile Sentry koymuşlar. Ya da beyaz bir Kavatis Demon var. Çok laf söyledim ama DLC'nin iyi yanları da var. Bence oyundaki en iyi boss savaşı bu DLC'de. Ivory King'e girerken yanınızda şövalyeleriyle kaos atlıyorsunuz. Ve burada bozulmuş şövalyelere ve krala karşı grupça savaşıyorsunuz. Nashandra'ya göre bu savaş gerçekten oyunun sonu gibi hissettiriyor. Epik bir alan, kendini feda eden şövalyeler, kralın arenaya girişi bu oyun için mükemmel bir son. Ama aynı zamanda oyunun en kötü bölümü de bu DLC'de. Haritanın kenarında bu tabutla Frigid Outskirts bölümüne gidebiliyoruz. Burası önümüzü göremediğimiz dev karlı bir alan. Yapmamız gereken bir şekilde boss kapısını bulmak. Yolda da hayatta kalmanız gerekiyor. Çünkü rastgele ortaya çıkan mini boss gücünde olan atlar var. Ve bunların sınırı yok. Sürekli gelmeye devam ediyorlar. Ben birkaç kez boss kapısına ulaşmayı başardım. Ve yanımda 3 tane samun vardı. Fakat bosslarda 2 tane ava ve ikisiyle aynı anda kavuşmak neredeyse imkansız. İkisini görmeye çalışıyorsanız sırtınızı duvara veriyorsunuz ve sıkışıyorsunuz. Birine saldırırsanız diğeri hızlı hareket ederek kayboluyor veya mesafeli saldırı yapıyor ya da arkanızdan atlıyor. Ben de bu oyun kendimi öldürmeye değmeyeceği için bir daha denemedim. Sunken King DLC'sine girmek çok saçma. Rotan'ı öldürdükten sonra Fokad'ın keyi düşürüyor. Bu anahtarı Black Arch'ta kullanabiliyoruz. Ama başka bir yerde de kullanabiliyormuşuz. Majula'daki delikte sadece sandıklara açılan bir kapı var. Burayı anahtarla açıyoruz ve sandıklardan birinde Dragon Tail çıkıyor. Bunu kullanarak da Rotan'ın arkasındaki portaldan Shulva'ya giriyoruz. Bu kadar boşuna uğraşmak yerine anahtar koymasalar da olurmuş. Zaten her türlü Rotan'ı kestiğimizde DLC bize açılıyor. Shulva'da yine çok fazla düşman var. Bu yüzden de ilk girdiğimiz yer çok genişmiş gibi duruyor. Bu mekanizmaları çalıştırarak kuleleri hareket ve farklı eşyalara ulaşabiliyoruz. Ama düşmanlarla uğraştığımız için bu çok zorlaşıyor ve bölümün süresi gereksiz uzuyor. Devamındaki kapalı alanda sırf ne yapmanız gerektiğini bilmediğiniz için çok uzun. Bitirip geçebiliyorsunuz ama DLC'ye devam edemiyorsunuz. Dragon Stone isimli bir eşyaya ihtiyacınız var. O eşya da kenardaki bu odada sandıkta. Oyun elinizi tutmasa da en azından önemli eşyaların önemli odalarda olması gerekiyor ki oyuncu mantığını kullanarak geçsin ve gerçekten kendi emeği gibi hissetsin. Böyle sadece rastgele bulmuşsunuz gibi hissettiriyor. Bulduğumuz anahtar ile asansörü çağırıp binaya çıkıyoruz ve dibine doğru inmeye başlıyoruz. Aslında bölümde ok ve yayla bastığımız tuşlar burada kullanılabilirmiş. Tuşlara basarak yeni platformlar açar ya da tuzakları çalıştırarak düşmanları düşürüdük. En alttaki bossa ise iki samımda girdim ve sanırım yapay zekası bozuldu. Çünkü çok bir şey yapamadan öldü. Bu boss'tan sonra direkt diğer seviyenin sonuna geliyoruz. Sin Oyundaki tek düzgün ejderha bossu ve bence eğlenceli. Sinir bozucu hitboxları ve hareketleri var. Ama düzgün bir boss ve diğerlerine göre farklı. Bir de yüzük düşürüyor. Tanımında da bazen büyüleri saptırır yazıyor. Maalesef Sunken King DLC'si burada bitmiyor. Bölümün en tepesine çıktığınızda yeni bir bonfire ve bir sis duvarı var. Bu duvar direkt bossa değil, bossa giden düşman koridorlarına açılıyor. Sanırım her DLC'de bu saçma konsepti yapmışlar. Burada daha kötü. Ortam o kadar karanlık ve birbirine benziyor ki gideceğim yeri bir türlü bulamadım. Bulduğumda da pişman oldum. Gerçekten bir oyuncunun burayı normal oynayarak geçeceğini düşündüler. Bu kadar düşmanın ardından bir de oyundaki en gıcık bosslardan biriyle karşılaşıyorsunuz. 3 tane yüksek level NPC. Bunlardan nefret etmeyen bir kişi tanımıyorum. Son DLC'nin anahtarını yine bulamamıştım. Ve kendi kendime bulmam bayağı sürdü. Last Giant'a giderken yanında bir kapı varmış ve buraya girmeyi unutmuşum. Eşayı aldıktan sonra Iron Keep'in sonundaki portaldan ışınlanıyoruz. Crown of the Old Iron King diğerleri gibi geniş değil, yüksek. Dev bir kule ve yanındaki küçük kulelerde geziyoruz. Ve güzel olan şey, hedefimiz belli. Kulenin en tepesi ya da en altı. Gerçekten de hedeflerimiz buralar. İki yerde de farklı bosslar var. Bu yüzden gezmesi eğlenceli. Amaçlarımız belli ve nasıl ulaşacağımızı çözmeye çalışıyoruz. Mesela ortasına indiğinizde bir yuva var ve buraya oturacak eşyayı bulmanız gerekiyor. Yan kulelerin birinde duruyor ve buranın tasarımı da çok iyi. Hikayesini bilmiyorum ama güzel görünüyor. Aldığımız eşya ile kuleyi çalıştırıyoruz ve ben yanlışlıkla yan bölüme gittim. Diğer bölümlerdeki düşman koridorlarından biri ve aralarından en zoru. Şövalyeler, büyücüler, okçular hem de büyücüler sizi yavaşlatabiliyor. Vurmalarına da gerek yok. Ben de hemen bossa koştum. O da çok özel değil. Mavi Simelter Demon. En altta ise DLC'nin son bossu var. Ama burası biraz sıkıntılı. Arenonun etrafında birkaç heykel var. Ve bu heykeller sürekli boss'u iyileştiriyor. Durdurmak için belli bir iteme ihtiyacınız var. Ama bu heykeller bölümün tamamında var. Yani elinizdeki itemleri boss'a gelmeden bitirmeniz mümkün. Yani boss'u kesmek için tüm bölümü arayıp o itemleri bulmanız gerekiyor. Ben de benzer bir şey oldu. Tüm heykelleri yok edemedim ve sürekli o köşeden kaçınmaya çalıştım. Fim Knight ise birçok kişinin favori boss'u olsa da ben sevmiyorum. Birincisi çok hızlı. Saldırısından kaçıp su seçmeye çalışırsanız sizi animasyonun yarısında yakalayabilir. Hem de canı ve poezi çok fazla, durdurmak zor. Poezi'ni kırdığınızda ise sersemleme animasyonundan istediği gibi çıkabiliyor. Bazı saldırılarında da arkasına bile vurduğu için nereye kaçmamız gerektiğini anlayamıyorsunuz. Ama yenmek beni rahatlattı ve son boss'a geçtim. Sör alana gitmek için kalenin tepesinde işkacı ordusunu geçmeniz gerekiyor. Ben birini kesmekle bayağı uğraştım. Ve birden fazla bu adamdan olduğunu görünce direkt bırakıp koştum. Girdiğimiz bölümde yine saçma sapan bir düşman koridoru. Soralon sanırım düellolarda yollarda daha güçlü. Çünkü saldırı aralıkları çok uzun olduğu için 3 kişi çok kolay yenildi. Aslında haval hareketleri de var. Hitbox'u bozuk bir saldırısıyla sizi yakalayıp kılıcını kanınızla güçlendirebiliyor. Boss'u kestiğinizde de dünyanın en üzücü taht odasına giriyorsunuz ve bölüm bitiyor. Tüm DLC'ler ve oyunun hikayesi bitti ama geride yapabileceğimiz bir şey daha var. Her DLC'nin sonunda bir kralın tacını alıyoruz ve bunları birleştirebiliriz. İlk yapmamız gereken Vendrick'i öldürmek. Şu an hasar veremiyoruz çünkü üzerimizde dev ruhları yok. Hatıralardan ve Black Gulch'dan 4 tane ruh alıyoruz. Son ruh ise Ancient Dragon'dan düşüyor. Bu karakterin sanırım 2 saldırısı var. Koşup koşup duruyorsun sadece. 5 dev ruhundan sonra Vendrick yine fazla vuruyor ama çok yavaş. Vendrick yendikten sonra Shrine of Amara'daki odasına girebiliyoruz. Burada kralın ruhu, kıyafetleri ve tacı var. Tüm taşlarla Vendrick'e döndüğümüzde efsunlayarak bir güç kazanabiliyoruz. Bu tacı giydiğimiz sürece holov olmuyoruz ve canımız azalmıyor. Şu an oyunda geriye sadece Dark Lurker kaldı. 3 farklı bölge tamamladıktan sonra karşımıza çıkıyor. Her bölgede farklı NPC'ler var ve boss'a ulaşmak için üçüncüsünü her seferinde baştan sona bitirmek zorundasınız. Summon yok ve bölümleri oynamak için Human Effigy vermeniz gerekiyor. Böyle söyleyince zor gibi ama Dark Lurker gerçekten adil ve eğlenceli bir savaş. Saldırıları çok hızlı değil ve hareketleri tahmin edilebilir. Bu oyunu oynamak gerçekten yordu beni. Ve sonucunda ilk oyundaki gibi bir başarı hissedi yok. Çünkü tüm zorluklar yapaydı. Ve bunları atlatmak herhangi bir şekilde iyi hissettirmiyordu. Videodan da anlaşılmıştır. Çoğunu koşarak geçmeye çalıştım. İlk oyunun hikayesi de daha cezbediciydi. Ne kadar hikayesini anlaması zor desek de aslında her şey dümdüz anlatılıyor. Hatta Framed size ne yapmanız ve neden yapmanız gerektiğini direkt yüzünüze söylüyor. Ama Dark Souls 2'nin hikayesi biraz fazla arka planda karakterimiz buraya fark etmeden varıyor ve laneti çözmeye çalışıyor. Bunu yapması için de ruhları toplayıp lanet hakkında bilgisi olan Vendrick'e gidiyor. Vendrick ise holov olmuş bile. Kral Vendrick, Gwyn'e benzese de hikayeleri benzer değil. Oyunun zamanından çok önce Vendrick kendi başına büyük ruhları alt etti ve sahip olduğu güçle Drang kurdu. Bu sırada Nashandra isimli bir kadın geldi ve Vendrick'e denizin ötesindeki tehlikeden devlerden bahsetti. Kral devleri alt etti ve onlardan aldığı bir güçle golemleri ortaya çıkardı. Bu golemleri kullanarak da oyunda gördüğümüz kaleyi inşa etti. Devler ise geri saldırdı ve yıllarca bu savaş devam etti. İsimsiz bir savaşçı devlerin liderini öldürene kadar. Savaştan yıpranmış krallık ateşin sönmeye başlamasıyla lanet ile karşı karşıya kaldı ve çeşitli hapishaneler sürgün bölgeleri inşa edildi. Vendrick bu sırada ateşi yeniden yakmayı planlıyordu. Fakat Nashandra'nın kim olduğunu öğrendiğinde Kimsenin tahta yaklaşmaması için ruhunu çıkardı ve sadece kendisinin açabileceği kapıları işarettirdi. Nashandra ilk oyunda değindiğimiz Manus'un parçalarından biri. DLC'de gördüğümüz kralların yanındaki kadınların hepsi karanlıktan parçalar. Nashandra aralarında en hırslı olanları ve isteği ateşin gücünü alarak dünyayı karanlığa boğmak. Biz de burada geliyoruz ve gerçek bir kral olarak tahta oturuyoruz. Burada aslında bir son daha var. Eğer Vendrick'i ölürseniz Aldia boss olarak karşınıza çıkıyor ve yendiğinizde yeni bir yolu açıyor. Ateşi yakmayı ya da söndürmeyi reddedip başka bir çözüm aramak. Çünkü biz ne kadar hollow olmasak da bu laneti durdurmuş değil. Sadece tedavisi. Dark Souls için kolayca söyleyebileceğim şey şu. Gerçekten iyi bir oyun değil. Grafikleri, oynanışı, sistemleri baya sorunlu. Tabi bu sorunların geliştiricilerin elinde olmadığını biliyoruz. Ama bu oyunun kusurlarını yok saymamız gerektiği anlamına gelmiyor. Oynarken de gerçekten sıkıldım. Videoyu yapmamda bu yüzden çok uzun sürdü. Aslında diğer Souls oyunlarını da birden fazla kez oynadım. Fakat bu Dark Souls 2 ikinci, DLC'leri de ilk oynayışım. Ve beni tamamen bıktırmayı başardı. Muhtemelen aranızda Dark Souls 2'yi sevenler de vardır. Sevebilirsiniz de. Bahsettiğim gibi erişebilirlik açısından çok uygun. Ve karakter build'leri olarak çok iyi seçenekler sunuyor. Bonfire estetik ile bir sürü farklı oyun rotası ortaya çıkarabilirsiniz. Ama bu seçenekler oyunu Dark Souls olmaktan çıkarıyor gibi. İnternette çok dolaşan bir söz aklınıza gelebilir. Kötü bir Dark Souls ama iyi bir oyun. Ama özür dilerim iyi bir oyun değil. Benim sevdiğim çoğu oyunda gerçekten kötü ve bunu kabul edebiliyorum. Oyunun bu hali gerçekten üzücü ama sonraki oyunlarda Yui Tanimura'nın asıl vizyonunun ne olduğunu görebiliyoruz.